Merhaba, ben Hakan Yaşar. Hepsi TV'nin yeni bölümüyle bir aradayız. Bugün sokak fotoğrafçısının yaklaşımıyla harika gün batımı fotoğrafı nasıl çekeceğiz onu anlatacağım. Gün batımı fotoğrafı, güneşin ufuk çizgisine yaklaşmaya başladığı zamanda çekilir. Fotoğrafçı olarak bu tip fotoğrafları çekeceğimiz zaman dilimine sihirli saatler demek yerinde olur. Güneşin batmasından 30-60 dakika kadar öncesinden başlayıp battığı ana kadar olan zamana altın saatler, battıktan sonra takip eden 30-60 dakikalık zamana da mavi saatler deriz. Güneş ışığı bu zaman aralığında atmosferde en uzun yolu aldığı için oldukça yumuşak gelir. Bu da çektiğimiz fotoğraflarda bize keyifli renkler ve tonlar sunar. Bu tip fotoğraflarda 3 temel konuyu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Doğru pozlama, renk kullanımı, kompozisyon. Bunları desteklemek adına şimdi faydalı ipuçlarımıza bakalım. Gün batımı fotoğraflarında kadrajımıza güneş de alıyorsak, 3'te 1 ya da yarım stop az pozlayarak fotoğrafın bu bölgelerinin aşırı ışık alıp patlamasının önüne geçmiş oluruz. Görece olarak daha koyuda kalan ya da az pozlanmış alanları daha sonra kullandığımız görüntü işleme programıyla küçük bir poz müdahalesine bulunup fotoğrafımızı istediğimiz ışık düzenine getirebiliriz. Daha iyi bir kompozisyon için fotoğrafta ön plan, arka plan tercihlerinin daha çekimden önce belirlenmesi gerekir. Çekime başlamadan bir müddet öncesinde çekim yapacağınız yere gidin. Özellikle zamanın çok önemli olduğu bu tip çekimlerde herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için önceden gitmek faydalıdır. 1/3 kompozisyon kuralını unutmayın. Ufuk çizgisinin kadrajın ortasında olmamasına ve ana konumuzu kesmemesine de dikkat edin. Enstantane değerini fotoğraf makinesi otomatik olarak ayarlar. Eğer makinenin verdiği enstantane değeri elde çekmemize uygun değilse tripod kullanılabilir ya da makineyi düz bir yere koyabilirsiniz. Kameranızın beyaz ayarına müdahale edin. Gölge modunda ya da manuel ayarında kullanın. Eğer beyaz ayarına manuel müdahale ediyorsanız 9000 Kelvin ve üzerini kullanmanız oldukça keyifli sonuçlar verecektir. Eğer ön plandaki objeler ya da ana konunuz uygunsa bunları silüet olarak çekebilirsiniz. Hareket eden bulutlar varsa daha etkili bir kompozisyon için onların kadrajınıza girmesini bekleyin. Gün batımı fotoğrafı çekerken polarize ya da UV filtre kullanmayın. Bu filtrelerin olması ışığın yansıdığı alanlarda oluşan canlı doygun renklerin etkisini azaltacak. Mutlaka RAW çekin. Ufuk çizgisi düz olsun. Pozlamayı mutlaka histogramdan kontrol edin. Mümkünse yansımaları da kullanın. Sensörünüz, lensiniz temiz olsun.